Son dakikalarımıza giriyoruz. Kısırlığa fazla değinemedik. Bununla ilgili biraz kısırlıktan biraz daha bahsedelim. Evet, şimdi bayanlardaki, fazla değinemedik çünkü buna. Bayanlardaki kısırlığa karşı height. Bayanlardaki kısırlığa, eğer ki kısırlığın sebebi %90 prolaktin hormonunun yüksekliğinden kaynaklanıyor. Prolaktin hormonu yüksekse pregesteron denen hormonun seviyesini düşürüyor. Bu da östrojen hormonunu azaltıyor. Bayanın asla hamile kalamıyor. Kalsa bile aşırı orandaki prolaktin cenini zehirliyor, düşük yapıyor. Benim böyle bir tanıdığım hanımefendi vardı. 4-5 defa düşük yapmış. Prolaktinden dolayı sürekli. Geldi bana ağlıyor, sızlıyor, çocuğum olmuyor. İşte ha, düşük yapıyorum, ne olacak? Hiç dedim problem yok, acele yok, telaş yok. Her şeyin tedavisi mümkün. Allah her şeyi vermiş duada. Önemli olanı arayıp bulacaksın. Veya bir bilene danışacaksın. Kullandı, maşallah şimdi kaç yaşında? 3-4 yaşında bir kızı var. Yani kullandığı zaman bu prolaktini minimum seviyeye çekiyor. Eğer ki prolaktin şeyde, hipofiz bezesinde mikroadenom varsa, o zaman iksir kullanması gerekir. İksir kullandığı zaman mikroadenomu eritir. Ameliyatsız. Mesela bir beyefendi bana geldi. Erkek. Hipofiz bezesinde mikroadenom oluşmuş. Prolaktini bayanlardaki olması gereken seviyesinin de 3 katına yükselmiş. Doktor demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz. Fakat 6 ay sonra yine çıkar. Yine oluşur. Çözüm değil. Bununla yaşayacaksın. Dedim ki onunla yaşayamayacaksın. Gerek yok. Kullanacaksın, bakacağız, göreceğiz. 6 ayda sildi. Hiçbir şey kalmadı. Hani prolaktini minimum seviyeye çekebilirseniz onu dengede tutmak kısırlık gerekiyor tabii o zaman. Ya, problem değil, tedavi edilir. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz bugün de. Programımızın sonuna geldik efendim bugün de. Yarın sabah aynı saatte yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi günler.